Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arabaşı çorbası yapacağız. Normalde arabaşı çorbasının yanına hamur da yapılıyor ama şimdi Ramazan olduğu için sadece çorbasını yapıyoruz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz, önce tavuğumuzu tutup tenceremize aldık. Haşlayacağız bir güzelce. Evet, yıkadım, tavuğumu koydum ve tuz atıyorum tavuğumun üzerine. Ve suyumu ekliyorum. Bunu şimdi ocağa alacağım. 10 dakika kaynatacağım ve altını kapatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bir yandan tavuğum kaynıyor. Diğer yandan tavuğumun içine zeytinyağımı koydum. Birazcık da bunun yanına tereyağı koyacağım. Şöyle. Evet, bu şekilde birazcık da tereyağımı koydum. Şimdi un ekleyeceğim. Ya bunun bir göz kararı yapıyorum. Şöyle size de yardımcı olmak amacıyla kaşıkla koyacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kaşık koydum. Bir karıştırıyorum. Evet, bu yağa göre 8 kaşık az oldu. 8, 9. Bu da 10. 10 tane koydum. 10 kaşık un koydum arkadaşlar. Ve karıştırıyorum. Bu unu yağla birlikte kavuracağız. Pembeleşinceye kadar. Biraz yağ ekledim. Biraz zeytinyağı, biraz tereyağı. Bu şekilde. Evet, 10 kaşık un ekledim bakın. Yarım tavuk kullandım. 10 kaşık un ekledim. Unumu 1 kaşık daha ekleyeceğim. 11-12 oldu arkadaşlar. Evet, bunu dediğim gibi pembeleşinceye kadar karıştırarak kavuracağız ki topaklanma olmayacak. Evet arkadaşlar, bakın unumuzu kavurduk. Pembeleşinceye kadar dikkat edelim yanmasın. Unumuz yağımızla birlikte kavurduk. Pembeleşti. Ve altını bunun kapatacağım. İçine salçamı katacağım. Onu da göstereceğim birazdan. Bu şekilde pembeleşinceye kadar yağımızı kavurduk. Arkadaşlar, unumuz kavruldu. Şimdi bunun içine salçamızı katacağız. Bakın, normal bildiğimiz el yapımı, kendi yaptığımız salçamızı kavurduğum unun içine salçamı katıyorum bu şekilde. Bakın şöyle bir kattım ve şöyle karıştıracağım bir. Sıcak olduğu için ses çıkıyor. Bunu iyice yedireceğim buna. Biraz az geldi. Birazcık daha katıyorum. Çünkü rengi açık olmaması için. Evet bakın,
yağımı, pardon, unumu salçayla iyice karıştırdım. Birbirine yedirdim. Şimdi arkadaşlar bunun üzerine soğuk su koyacağım. Birazcık. Ve kalan suyunu tavuk suyumuzla yapacağız. Bu şekilde. Şimdi bunun üzerine su koyacağım. Ve öyle bekleyecek bu. Tavuk suyumuz kaynayana kadar bu şekilde bekleyecek. Bunu neden katıyorum? Şimdi sıcak olduğu için direkt sıcak tavuk suyunu katarsak topaklanma oluyor. O yüzden ben önce bir soğuk su katıyorum. Tavuğumun suyunu biraz sonra ekleyeceğim. Bu da topaklanmış olmayacak bu arada. Evet arkadaşlar, ocağımıza aldım. Şimdi kaynamaya bırakıyorum. Ve kuruttuğumuz, yazınki kuruttuğumuz biberlerden, kuru biberlerden içine atıyorum. Ve karıştırıyorum. Şimdi daha koyuluğu belli olmadı. Ne koyuk ne de cılık olacak çorbamız. Kaynayınca ortaya çıkacak. Ona göre ayarlayacağım. Biraz daha, eğer ki koyuk olursa biraz daha su katacağım. Evet arkadaşlar, çorbamız kaynıyor. Şimdi içine kemiğimden ayırdığım tavuk etlerini atacağım. Bakın kıvamı da çok cılık olmayacak bu şekilde. Şimdi içine ayıkladığım tavuk etlerini atıyorum. Ve birazcık da bununla birlikte kaynayacak tavuk etiyle. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyorum tekrardan.